Merhaba hayday severler. 500 tilki kanalına hoş geldiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Bu videoda sizlerle beraber sulama nasıl daha kolay açılır onu göreceğiz, onu öğreneceğiz. Bilenlerimiz de var, bilmeyenlerimiz de var. Biliyorsunuz sizlerden yakın zaman önce sulama isteğinde bulunmuştuk. Sizler bize sulama hazırladınız ve sulamaların karşılığında birebir testere vereceğimizi teyit etmiştik. Çok şükür listemize eklemiş olduğumuz isimlerle bütün sulamaları tamamladık ve karşılığını verdik. Fakat listeye eklemiş olduğumuz komşularımızın isimlerine tek tek sulama açmaları için çiftliklerini ziyaret ettiğimizde sulamalar hep karışık karışık açıyorlardı. Mesela aynı şu an görmüş olduğunuz gibi sıkı sıkı ağaçlar ekili ama sulama açarken hemen sizlere şöyle ben mouse'u da göstereyim benim mouse'un ucunu da görün. Daha rahat bir şekilde anlaşırız. Şimdi şu an benim mouse'um. Mesela ben buraya bastım, buraya sulama açıyor. Mesela buraya basıyor, sulama açıyor. Karışı karış kaçıyor. Bu sefer bunlar bazıları yeşil oluyor, mektup kalıyor. Mektuba basmak zorunda kalıyoruz. Bu tür sorunlarla baya bir zaman harcamış oluyoruz. Şimdi ben bilgisayar üzerinde gösterdiğim için bu bilgisayarda daha kullanışlı olabilir diye düşünmeyin. Aslında tabletten ve telefondan Sıkı ağaçlara sulama açan oyuncular daha rahat bir şekilde sulamalarını açabilirler. Mesela görmüş olduğunuz gibi ben burada iki sırayı açmışım. İki sırayı açtıktan sonra bunun sizlere hatta bunun adına sizler benden istek talebinde de bulunmuştunuz. İşte bu sulamaları nasıl açıyorsun? Biz de senin gibi sıkı sıkı ağa çekiyoruz ama senin gibi rahat açamıyoruz. Bunun püf noktası bunun ayrıntısı varsa bizimle paylaşır mısın diye sizlerden bize bir talep geldi. Biz de bu talebi değerlendirdik ve şu an bu videoyu sizler için çekiyoruz. Şimdi komşularım öncelikle şöyle bir ayarımız var. Oyuna girdiniz. Oyunumu kapatayım ben şimdi. Oyunuma bastım girdim. Oyun içerisindeki zoom yani uzaklık ve yakınlık ayarı hiçbir şekilde kişiselleştirilmemiş. Normal oyunun bize sunmuş olduğu uzak çekimde ayarlayacağız. Sizler bunu telefondan da tabletten de gönül rahatlığıyla ayarlayabilirsiniz. Sulamalarınızı açabilirsiniz. Şimdi ben de oyunuma girdim. Sizler de oyuna girdiğiniz zaman sizlerde de ekranın uzaklık mesafesi bu şekilde olur. Öncelikle burada bu ağaçlara şimdi mesela şöyle. Mesela buraya bastım. Buraya bastım. Mesela bak. Buraya bastım. Şimdi bir daha şu ikinciye basayım. Bak mesela sulama açmış olduğum yere bastı. Yan tarafına basayım. Onun bir yan tarafına basayım. Onun bir bak onu bir yan tarafına basamadım. Yine aynı ağaca basmış oldum. Peki nasıl daha rahat ve nasıl simetrik şekilde sulama açabiliriz? Haydi hazırsanız başlayalım. Öncelikle haritamı yakınlaştırıyorum belli bir mesafeye kadar. Siz bunu deneme amaçlı siz bunu sürekli deneyin, deneyin, deneyin. Daha sonra eliniz o püf noktayı yakalayacak ve sizler de alışacaksınız. Ben biliyorsunuz beni ben ağa çekmeyi seven biri olduğum için sürekli ağa çekiyorum alışıyorum ama alıştığımla kalmayıp benim de ufak tefek hatalarım oluyor tabii ki olmuyor değil. Henüz daha profesyonel olamadık. Evet şimdi komşularım bu birinci ağaç bu da ikinci ağaç bu da üçüncü ağaç. Şimdi üçüncü ağaca sulamayı açtım. Hemen bir altına geçtim. Hemen bir altına geçtim. Hemen bir altına geçtim. Hemen bir altına geçtim. Şimdi bir şeyi fark ettiniz mi? Ben artık belli bir ağaçtan sonra bastıkça harita beni kaydırıyor. Peki bu harita beni nereye kadar kaydırır? Tabii ki son ağaca kadar. O yüzden ben hiçbir şekilde haritayı oynatmıyorum. Parmağımla sürekli şu boşluğa basıyorum. Şu boşluğa şu boşluğa basarak Harita beni otomatikman kaydırıyor ve ben de ağaçlarımı düzenli bir şekilde simetrik olarak açabiliyorum. Diyelim ki ben şu an sulama açıyorum. Başka bir oyuncu da gelip benden sulama yapacak. Öncelikle arkadaşlarınıza güvenmeniz lazım. Eğer sizin tezgahınızda alınmaması gereken ürünleri varsa o kişileri çıkartın. Sulamaya adına sulamayın yazdığınız zaman kişi gelip suluyorsa onu çıkartın. Çünkü onun size yapmış olduğu bir saygısızlıktır. Sen zaten oraya yazmışsın gelmeyin diye. Benim bu sulamayı kime açtım? Önemli bir konu. Derbi için açmış olabilirim. Yedek oyunlarımı açmış olabilirim. Hani burada emek veriyorsun. Başkası gelip sulama yapıyor. Bu gerçekten hiç de hoş bir davranış değil. O yüzden eğer arkadaşlarınızdan yana bir sıkıntı yoksa şöyle bir sıra, iki sıra, üç sıra açın. Sonra sulaması gereken kişi eğer başkası ise, ondan sonra ona geldiğin, o da gelip sulamaları yaparken düzenli bir şekilde buralara tıklaya tıklaya sulamalara tıklar. Bu mektuplar bu sefer burada kalır. Ama siz sulamayı buradan açıyorsunuz. O yüzden size bir engel olmaz. Diyelim ki siz sulamada yavaşsınız. Ama sulamayı e, yapan kişi çok hızlı. Ya da e, düzenli bir şekilde gelmedi. Karışık Allah ne verdiyse daldı. Hepsini parça parça sulamalarını yaptı. Mesela buradaki ağaç sulandı. Bunlar kuru. O kişi gelip buraya bastı. Ya da burada senin sonra açtığın ağaca bastı. Bu sefer ne oluyor? Sen burada sulama açın derken mektuba basmış oluyorsun. Bunun da bir yöntemi var. Haritayı biraz daha yakınlaştırıyoruz. Sonuna kadar haritayı yakınlaştırın. Yakınlaştırdıktan sonra bakın mesela Birinci ağaç, ikinci ağaç, üçüncü ağaç. Sizlerle beraber üçüncü, sıra, üçüncü ağacın sırasını açmıştık. Şimdi dördüncü ağaca geçiyoruz. İlk önce dördüncü ağaçta şöyle bir mesafemizi koruyalım. Ondan sonra başlıyoruz. 2, üç, 4, beş. Bak mesela ben dükkana bastım. Bu tür hatalar olabilir. Bende de oluyor, sizde de oluyor. Alıştığınız zaman sürekli artık basarsınız. Ben mesela bilgisayarda yaptığım için çok fazla cadde üzeri dükkana basıyorum. Ama mağazaya basıyorum. Ama telefondan ve tabletten yaptığım zaman çok nadir basıyorum. Hani hızlı mesela hızlı hızlı açmaya çalışıyoruz ya. O yüzden parmağımız kayabiliyor. Mecbur hızlı olmamız lazım çünkü arkadaşlarımızın arasından gelip sulamaları yapanlar çıkabilir. O yüzden hızlı olmamız gerek. Bu mağaza mağaza butonuna basmamız önemli değil. Önemli olan burada bu şekilde hem düz bir şekilde açmak hem de hızlı açmak. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde açabilirsiniz sulamalarınızı. Hazırsanız ben şimdi başlıyorum sulamalarımı açmaya. Bak mesela buraya bastım gitmedi. Buraya bastım gitmedi. Şimdi benim Normalde şuraya basmam lazım. Ama ben buraya basıyorum. Buraya bastığım için direkt cadde üzeri dükkana da basma şansım oranım artıyor. O yüzden benim ne yapmam lazım? Biraz daha şöyle kaydırmam lazım. Şimdi şöyle bir ağacımız gelsin. Evet bak artık mesela şu boşluğa basıyorum. Yine dükkana bastım. İ i̇ki defa dükkana bastım. Yine dükkana bastım. Evet bu şekilde 5. sıramı 5 mi oldu 6 mı oldu? 5 ya da 6. sıramı açmış oldum. Şimdi şöyle bir tekrardan gelelim. Evet şimdi sıra burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. da mesela direkt mağazaya bastım. 12, 13, 14, 15, 16. Alıştıktan sonra artık parmağınız hızlı gider. Ondan sonra rahat rahat sulamaları açarsınız. İlk başta burada kendimiz tek tek basıyoruz. Ondan sonra ta ki harita bizi kaydırıncaya kadar sulamalara bu şekilde tık 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 basa basa gidiyoruz. Bakın mesela artık ben alta geçtim alt tarafa basa basa cadde üzeri dükkana da basmıyorum gördüğünüz gibi. Yani bir iki tur yaptım. Bir iki turda takıldım. Ama sonra artık elim alışıyor. Elim alıştıktan sonra cadde üzeri dükkana fazla basmamış oluyorum. Şimdi tekrardan geldim böyle. Bakın mesela şu boşluğa. Yani şu dükkanla şu ikisinin arasındaki boşluğa bastığınız zaman o sizi simetrik şekilde diğer yan, yan, taraftaki ağaca sevk ediyor. Siz de tıklaya tıklaya sulamaları açabilirsiniz. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 3, 6, 8. 8 sıra ağacımı açmış oldum. Şimdi ben çok fazla ağa çektiğim için ben bunda baya bir zaman harcıyorum. Ama sizler 100 tane, 200 tane, 300 tane ağa çekiyorsunuz mesela. Yani onları da sıkı sıkı ektiğinizi varsayalım. Bu şekilde 3 dakikada 4 dakikada hemen direkt trink diye hazırlayıp karşı tarafın sulamalarını yapmasına yardımcı olmuş olursunuz. Evet bu şekilde. Şimdi tekrardan başlayalım. Nerede kaldık şimdi biz? Burayı yaptık. Burayı yaptık. Şimdi geldik büyük sıraya. Evet. Şimdi burada tabii benim tarlam var. Öncelikle tarlam olduğu için şuradan şuraya tıklıyorum. Evet şimdi. Şu an sessizde kaldım çünkü oraya odaklanıyorum. Cadde üzeri dükkana basmamak için oraya odaklanıyorum. O yüzden sessizde kaldım. Görmüş olduğunuz gibi büyük sırayı 32 adet zaten yatay olarak 32 adet alıyor. 32 ağacı simetrik bir şekilde açtım. Evet mesela e, cadde üzeri dükkana bastım sonra buraya bastım haritam benim buraya kaydı. Hiç sıkıntı değil. Tekrardan bu şekilde açacağım ağaca gidip yine aynı şekilde devam ediyorum. Buraya ben bilgisayardan girdiğim için mousela basıyorum. Sizler buraya parmağınızla dip köşeye şöyle basarsanız çok rahat bir şekilde sulamalarınızı açabilirsiniz. Mesela e, birçok oyuncu sıkı ağa çekmez. Çünkü sulama zamanı gerçekten ölüm yani. Ama bu şekilde bu bu adımları uygulayarak sıkı sıkı ağaçta ekebilirsiniz. Hiçbir hiçbir sakıncası yok. Evet bu şekilde mesela. Tekrardan gidiyorum. Mesela haritam kaydı. Ne yapıyorum? Yine ağacımı bulmaya çalışıyorum. Ağacımı buldum. Bir de arkasına basıyorum çünkü atlama yapmasın diye. Şimdi ağacımı buldum. Tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın burada mesela bir şey daha fark ettiyseniz eğer. Şimdi benim ağacım buradaydı. Mesela bu burada. Ne yapıyorum? Şimdi bak buraya basınca bir de beni böyle atıyor. Yani beni zaten rahat sulama açabilmem adına beni kendisi yönlendiriyor. Bakın. Yine simetriyi yakaladım. Yine aynı şekilde devam ettim. Bu şekilde rahat rahat sulama açabilirsiniz. Benim şu an e, oyun pencerem ufak olduğu için ara ara arka plana basıyorum. Oyun arka plana geçiyor. Tekrardan oyunu ön plana alıyorum. O yüzden bilgisayarda zor. Bunu bilgisayarda daha kolay yapılabilir diye düşünmeyin. Tablette ve telefonlarda daha rahat yapılır. Bunun videosunu telefonda çekmek isterdim ama telefonda çekmek istediğimde ee, çok fazla megabayt harcadığı için aktarmada sıkıntı yaşarım diye hazır her şeyimizi bilgisayardan yapıyoruz. Bunu da bilgisayar üzerinde gerçekleştirdim. Bu şekilde komşularım gönül rahatlığıyla hem sıkı sıkı ağa çekebilirsiniz hem de sulama zamanı geldi mi sulama sizin gözünüzü korkutmasın. Bu şekilde evet bitti. Dükkana bastı mesela bitti. Evet komşularım bu şekilde sulamalarımızı açtık. Sizler de bu şekilde gönül rahatlığıyla sulamalarınızı açabilirsiniz. Bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoya beğenme butonuna basmayı ve aynı zamanda arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki faaliyetimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.